Merhaba Gazete TV izleyenleri, Prestij'in bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Bugün konuğum klinik psikolog Yasemin Kutluvaran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Yasemin Kutluvaran kimdir? Yasemin Kutluvaran kimdir? Bu soruyu sorduklarına yaklaşık böyle 3 sayfa falan cevap verebilirim size. Niye? Evet. Çünkü hani alanımda çok yerde çalıştığım için. Bir de 20 yıllık bir psikologum. Ankara Üniversitesi mezunuyum. 2001 Ankara Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 18 yıl rehabilitasyon merkezlerinde, bunun 8 yılda sorumlu müdür olarak çalıştım. Onun dışında çok uzun yıllar Ankara'da, Antalya'da görev yaptım. Arkasından 2008'de Adana'ya geldim ve o yıldan bu yana son 2016'da kendi kliniğimi açtım ve hala emekliyim ama klinik psikolog olarak çalışıyorum. Sizin özgeçmişinize baktığımız zaman birçok eğitimden geçtiğinizi de görüyoruz. E, bu hayata bunları sığdırmak kolay oldu mu <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben Ankara Üniversitesi mezunuyum ve üniversitemle çok gurur duyarım. Niye? E, Profesör Doktor Üstün Dökmen'in eşi, e, Sayın Zehra Dökmen öğrencisiyiz bitirme tezimi de ben Üstün Hoca'nın fakültesinde yaptım engel çocuklar üzerine ve biz eğitim alırken e, dediler ki bize en büyük yatırım kendine olan yatırımdır. Hakikaten o bizim kulağımızda güzel bir küpe oldu. Güzel yoğrulduk aslında üniversitede ve mezun olduğumdan bu yana hep kendi alanımda. Ben klinik mezunuyum ama e, asıl branşım çocuk ve ergen. 17 yaş üstünde e, yetişkin psikologluğu yapmıyorum. Ancak böyle bağımlılık var ise çalışmalar yapıyoruz. Ama ben Almanya doğumluyum. Almanya'da okudum ve ister istemez biraz hani teknoloji ilerledi, bilim ilerledi, psikoloji alanında ilerledi. Fakat bunun ilerlemesini görebilmek için yurt dışındaki eğitimlere, uluslararası medikal fuarlarında ne gibi değişimler var? Nasıl bir teknolojiye sahipler? Hani bunu da yakından takip eden bir insanımdır. Hani sadece Türkiye'de değil, dışarıda neler oluyor? Hani kendi alanımla hiçbir zaman için alanımın dışına çıkmadım, çıkmam da zaten ama Özellikle e, bir özenans uzmanı da oldum aynı zamanda. Onun eğitimini hı hı. de bitirdim. Bir özenans da çok farklı bir alanmış. Keşke çok daha önceden alsaydım bu eğitimi diyorum. Ama e, kendi alanımla ilgili nerede ne duyarsam ama şey değil mi yani hani şurada şu kişi eğitim veriyormuş. Şöyle sertifika veriyormuş. O tür şeylerden bahsetmiyoruz. Biz hani resmi e, yük onaylı e, bir üniversite kuruluşunun hakikaten iyi bir uzman e, bir hocadan aldığımız Eğitimlerle çok şükür kendimizi yetiştirdik ama benim dediğim gibi bağımlılıklar üzerinde e, özellikle biyozynans eğitimlerim tamdır. Hani Türkiye'de e, ilk kullanan psikologlardan biriyim ben de e, bu sisteme çok da memnunum ama çok şükür kendi çocuğumu da bu şekilde yetiştirmek istiyorum. En önemli şey evler, arabalar, villalar şunlar bunlar değil tabii ki onlar da önemli ama kendine bunu yatırımını yaptığın zaman zaten o bolluğun bere, bereketin beraberinde geliyor. Evet, kendinize eğitim alanında çok yatırım yaptınız. Başarıya ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Veya sizin için başarı nedir? Yok, daha var. Benim kocam diyor ki, hanım emekli oldu ama hala daha eğitilemedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> hala katılmak istediğim, işte hem COVID olsun, deprem olsun o yüzden ertelemek zorunda kaldığım eğitimlerim var. Takip ettiğim çok çok değerli hocalarımız var hatta son zamanlarda yaklaşık depremden önce aldığım o son eğitimle beraber işte asistanlarım da bilir depremde biz ful çatırlarda o aldığım eğitimi uygulayarak işte çocuklara, ailelere dokunuşlar yaptık ve çok güzel sonuçlar aldık. Ben deprem oldu üçüncü gün işlerimi açtım ve dolayısıyla bütün depremzedelere ben anne tarafım Antakyalıdır aslan. Mümkün olduğu kadar herkese dokunuş yapmaya çalıştık. Bakın son aldığım eğitimde aldığım teknikleri uygulayarak yaptım. Demek ki her eğitimin kişiye kattığı bir şeyler var. Evet ben 23 yıllık psikoloğum ama daha katılmak istediğim birçok hakikaten eğitim var. Her eğitimde de ilk önce çocuğumu uyguluyorum zaten. Yavrum 10 yaşında ama bir deneyim gibi oldu. <laughs> Bütün aldığım eğitimleri ilk önce uyguluyorum. Niye? Şimdi kendi çocuğumu hani kend kirpi kendi çocuğunun pamuğum diye severmiş ama ben öyle değilim. Hani çocuğumun eksiğini, şunu buyunu falan mümkün olduğu kadar hani herkes kadar görmeye çalışıyorum. Ve onda uyguladığım zaman bu teknikleri diyorum ki A, hakikaten çok güzel sonuçlar var. Ve ondan sonra zaten danışanlarımı uygulamaya başlıyorum. Hatta bir eğitime daha gideceğim yakında. <laughs> Tabii kocamın bundan haberi yok. Neyse bu yayından sonra olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir üç gün daha yokum. Ee, şimdi bizde öyle bir şey ki e, özellikle de o terapinin de yalnız hepsi birbirine bağlantılıdır. Hı hı. Hani ben klinik psikoloğum kalktım işte yabancı fakültesinde şöyle Fransız dil edebiyatından bir eğitim almıyoruz. Aldığım alanda hepsi zincir gibi o kadar güzel birbirini tamamlıyor ki. E, demek ki her eğitimin bir açığı var ki bir üst kademe nasıl olur? Bir üst kademe nasıl olur? Aslında onu araştırıyorum ben. Yani bu da çok zevkli bir şey. Ben hala ders çalışırım. Hala birçok seminer veririm. Seminer öncesinde akşam kızımla geçeriz. Onun da ödevi var. Benim de ödevim var. Oturum semineri şöyle bir ne anlatacağım, ne yapacağım bir gözden geçiririm. Herhalde insanın mayasında olacak bu evet. diye düşünüyorum. Hani sonradan var şunu 40 yaşından sonra öğreneyim diye bir şey olmuyor. Hep böyleydim. Çok şükür. Allah doğru, sağlam bir karakter verince onun kıymetini bilmek lazım arkadaşım. Böyle oturdum, emekli oldum, oh, ayağımı uzatayım dememek lazım. Hı hı. O yüzden de mümkün olduğu kadar ilerlemeye çalışıyoruz. Biraz da psikolojiye gelmek istiyorum. Hı hı. Siz bu bölümü bilerek mi, isteyerek yok, mi seçtiniz? Yok, yok. Tamam, ben, tamam, ben matematik mezunuyum. <laughs> ben matematik mezunuyum. O zamanlar bir rehber öğretmenimiz vardı. Ben süper lise mezunuyum. Liseyi de okul birincisi olarak bitirdim. Benim tek hayalim banka müfettişi olmaktı. Şehir şehir gezeceğim. Ben böyle varis toplayacağım, varis açacağım. Öyle bir hayalim vardı. Ama ilk beş tercihimi Sözel yazdırdılar benim. Ee, hani başarımdan dolayı. Onun puanları o zamanlar ÖSSVS ÖS vardı bizim zamanımızda. Sizin zamanınızda da öyle miydi? E, son ÖSSVS. Değildir. Son, ÖSS. <laughs> son muydu? Tamam o zaman. Yani, daha genç duruyorsunuz yani çünkü. Yani son ÖSS'den bir yıl sonraki tamam. sınava girdim ben. Ve sadece ilk beş tercihim ben Sözel yazdım. Evet. Ve beşinci geldi. O da okul birinci kontenjanımdan... ...girdim. Hı hı. İlk bir ay okula gitmedim. isyanlar ettim. Okumayacağım... ...dedim falan. Şimdi diyorum ki... ...Allah işte iyi ki de... ...psikolog olmuşum. İyi ki de o hoca... ...onu yazdırmış. Bazen ben şeyimdir... ...hani evet okumuş insanım ama... ...kadere de inanırım. Ee, eğer yolun sonunda orası varsa... ...ister dümdüz git, ister dolanarak git. Elbet oraya çıkacaksın. Şu anda... ...diyorum ki e, yaşıyorsa... ...o hocam bilmiyorum ama o kadar kıymetli bir şey yapmış ki bana onun da kıymetini iyi biliyorum. Hobi yapıp üzerine para kazandımı hissediyorum çünkü ben en güzel şey bu. O yüzden belki hani daha da kendimi nasıl yapabilirim? İşte daha başarılı nasıl olabilirim? Herhalde bu mayadaki kaynak bu olsa gerek. Peki şunu sormak istiyorum. Bunu bir yolculuğa benzetecek olursak bu başarıyı sizin bu başarı yolunda dönüm noktası dediğiniz yerler var mıydı? dönüm noktası. Aslında Almanya'dan Türkiye'ye dönüşümüz bir dönüm noktasıydı. Tabi o zamanlar küçüksün çok fazla o anne babanın mantığını anlayamıyorsun. Ama döndükten sonra çok zorlandım çünkü hiç Türkçe bilmiyordum. Almanca okuyor Almanca yazıyordum. Ve okulda ister istemez inanılmaz çok zorlandım. İşte o zaman siyah önlük giyiyoruz falan hani hocalar böyle şu anki gibi değil. Şu anki hocaların kıymetini misin öğrenciler valla böyle. Biraz bize, Biraz mı? Biraz böyle. <laughs> Biz ödümüz kopardı. Hoca bir şey diyecek bize kızacak diye. Ondan sonra e, o süreçte çok zorlandım. O adaptasyonum çok zor oldu. Tabi o zamanlar e, psikolog mutlaka ki mesleki olarak vardır ama ailemiz götürüp de şuradan bir terapi aldırayım da biraz psikolojisi rahat olsun demedi. Ve ister istemez sen o hem psikolojinle hem adaptasyonla hem bilmediğim bir memlekette bilmediğim bir dilin içerisinde direkt okula başlatılarak çünkü hani ara senem kaymasın diye ben yarı dönemde başlamış bir insanım okula. Dolayısıyla ilk dönüm noktası o olduğunu düşünüyorum ben. Sonra da Ankara'ya gidişim, Ankara Üniversitesi'ne kazanışım diye düşünüyorum. Orası çok farklı bir ortam bu üniversite benim için. Liseden çıkmışsın gitmişsin fakat o kadar işte o yıllarda Ankara'nın üniversiteler arası savaşın böyle uh -huh. hani en yoğun olduğu evet. zamanlar falan. Çok korktum. Çok ödüm koptu. Böyle valiz topladım geri geldim ben okumayacağım dedim falan. Ee, ama o Ankara'ya alışma süreci e, benim için gitgide kolaylaşmaya başladı. Ve bu sefer Ankara aşı olmaya başladım. çünkü neden Ankara'da da böyle bir şey oluyor? Yani neden oluyor? Ankara'ya çünkü birçok hikayede bunu görüyoruz. Ankara'ya ilk gidenler... Geldiği yerden dolayı biraz dışlanırlar. Bu çok olur. Nereden geldiğinizin önemi yoktur. Ama daha sonra Ankara'ya açık olurlar. Yani Ankara şey biraz birbirlerinde yabancıya karşı biraz ön yargılı. Herkes bizde de olur mesela Adana'da atıyorum Diyarbakır'dan gelen insanlara böyle çok canım ciğerim falan deriz ama bir yandan da böyle tepkisel yaklaşırız. Herkese vardır o önyargı ama ben onu hiç yaşamadım. Ben sadece şöyle şimdi o kadar düzenli, o kadar disiplinli, o kadar kurallı bir şehir ki yani simit alma kuyruğu var. Şimdi sen Adana'dan gitmişsin abi bana bir tane simit diye böyle giriyorsun ortada oradan amcanın bir tanesi diyor ki kızım sıraya gir diyor. Sen şöyle bir bakıyorsun böyle ip gibi bir sıra var, simit sırası var. <laughs> Diyorsun ki Allah'ım buna cahillik, kendini kötü hissedip ip gibi sıraya giriyorsun. E Bir süre sonra o düzene, disipline o kadar güzel alışıyorsun ki ben zaten hayatımda çok disiplinli bir insanımdır. Her yere yetişirim çünkü zaman yönetimim çok iyidir. Ee, bu başarıların bir diğer kaynağı da disiplin aslında. Ben gezime de giderdim, voleybol maçına da giderdim, turlara da giderdim. İnsanlar o otobüslerde önde müzik çalıp eğlenirken ben arkada test çözerdim. Yani orada bir şey yapmam gerekiyorsa o yapılacak. Yani onun sorumlulukları çok önemli. Ee, şimdi haline e, hep böyle yetiştirildiğin için de oraya gidiyorsun o düzene alışıyorsun ve hoşuna gidiyor. Zaten mayanda düzenli olmak, kural, disiplin zaten var. Ve o şehre o anlamda diyorsun ki ne kadar güzel. Arkasından e, artık hep gittiğin şehirlerde düzeni, disiplini, saygıyı bekliyorsun aslında. Şimdi benim Ankara'da en büyük özlediğim şey iş ahlakı, iş saygısı. Tabii Adana'mızda çok şükür yani öyle saygısızlık, ahlaksızlık tabii ki yok o ayrı ama oranın çok farklı bir düzeni var. Herhalde e, protokol şehri olmasından kaynaklı e, o disiplin var ve ona insan yaşayan insan da o disiplini bürünü veriyor aslında dışarıdan da gelsen o o özelliğini seviyorum bakkalından manavına her yerde böyle bir her yerde var. Hı -hı. yani ben de ilk defa Ankara'ya gittiğimde otobüs sırası yani evet. durakta beklerken insanların sıraya girmesi kalbime gitmişti e peki zorlukları nasıl aşıyorsunuz hayatınızda Şöyle, evet, başınıza gelen e, e, tabii ki ben psikologum, hiçbir depresyon yaşamayacağım, hiçbir öfkelenmeyeceğim tabii ki. Ama e, duygu kontrolünü kişi kendini iyi hissedir Şimdi bizde midemiz ağrıdığı zaman insanlar hemen doktora gider, iki gün sonra geçmezse inacını alır, o iyileşir. Ama ruhsal olarak böyle patlaklar vermeye başladığı zaman onlara duymazlıktan gelirler. Ya dışarıya yansıtırlar, işlerine yansıtırlar, işte kocalarına yansıtırlar, çocuklara yansıtırlar ya da e, gider iki fön çektirirler. <laughs> Para <laughs> harcarlar o. <laughs> 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 Rahatlarlar falan. Şimdi ama o üstünü örtmektir. Halının altına süpürmektir. Şimdi bir psikolog olarak bunu bilince, tekniği bilince insan tabii ki kendine psikologluk yapamıyor. O ayrı ama şöyle bir, bir iki gün hemen bir uzaklaşır. Alan değişikliği yaparım benim için çünkü hani alan çalışmaları yaptığım için e, alanını temiz tutmak, frekansını temiz tutmak, enerjini temiz tutmak çok önemlidir. Anne karnına ilk cenin düşer sonra kalp atışı duyulur. O cenin dediğimiz şey bizim aslında dünya ilk avramız enerjimiz geliyor. Sen ona iyi bakarsan depresyonun 3 gün sürmez 3 saat sürer. E, ne bileyim işte mide ağrım 5 gün değil ilaçsız bir günde geçer gibi gibi. Çünkü hastalıklar bir sonuçtur. Eğer ben Yorulduğumu hissediyorsam, böyle beynim bir tükenmişlik gibi, böyle bir harsizlik gibi şey hissediyorsam bir, bir iki gün hemen bir uzaklaşırım. Kendi frekansımı toparlarım. E, yaptığım nefes egzersizlerim var. Aslında daha tamamlayamadım ama inşallah tamamlayacağım. E, bir 10-15 günlük süreçlerde yapılıyor çünkü bunlar. Onun dışında e, kendi kullandığım bir rezonans cihazlarım var. O cihazları mutlaka eve gelirim, evin frekansını kendime, çocuğuma, eşime böyle frekans çalışırım. Onun dışında e, sporumu aksatmam. Haftanın bir günü kesinlikle kendime yüzmeye ayırırım. E, Benimde de kayma olduğu için zaten hani fiziksel olarak da yapmak zorunda olduğum bir durum ama keyif aldığım bir şey haline getirdim onu. Onun dışında çocuğum var. Çocuğum benim antidepresanım zaten. Canım sıkıldı mı giderim onu okuldan erken alırım. Gideriz anne kız parkın tepelerinde kayarız. <laughs> <laughs> yani beni danışanlar çok parkın tepesinde böyle salıncakta falan Hı -hı. beni görmüştür. Onunla anne kız bir sinemaya gideriz. Ama bir güzel alışverişe gideriz her kadın gibi. Ve dolayısıyla herkesin üç günde yatak altında geçirdiği depresif durumu çok şükür hani teknikleri de bildiğim için iki saat içerisinde çıkmayı da başarabiliyoruz. Peki burada şunu sormak istiyorum. Hani psikolog olmanızdan dolayı bunları biliyorsunuz. Bunları zorunlu bir şekilde mi yapıyorsunuz? Yoksa siz e, hissederek mi yapıyorsunuz bunları? Yani. Aslında hissederek. Şimdi Çünkü ben... şöyle, e, psikologların tavsiyesi oluyor. işte başka kimselerin de tavsiyesi oluyor. Ama bir psikolog kendi kendine tavsiye veremez. Bunun farkındadır. Ama hissetmesi lazım. Evet. Tabii. Hissedersin zaten. Şimdi niye işime bu kadar aşık yapıyorum? Bir rözelanslarda kullandığım cihazlar pille ve bilgisayarla çalışan cihazlardır. Herhangi bir elektrik vermez, herhangi bir şok vermez, herhangi bir hafıza silmez. Keşke silseydi ayrı mevzu falan. Ama e, uyguladığım teknikler içerisinde kendime de yapabilmek çok büyük bir avantajdır. Hı hı. E, şimdi evet. Herkes eğitim alır, herkes psikolog olur. Ama karşı tarafa bakış açısıyla aynada kendine bakış açısı aynı olmaz. Biraz aynada yüzleşmek önemlidir. Şimdi hayatımda ben psikolog olmadığım zamanlarda da e, genellikle ayna karşısında şöyle bir bakar, bir kendimi değerlendir. Tabi o zaman bu kadar teknik bilmiyordum. Hı hı. E, ama o zaman da voleybol oynardım. Çok uzun yıllar voleybol oynadım. E, ama şu anda da ben hissederim. Kendimi hissettiğim an azıcık şöyle bir yarım gün, bir saat de olsa şöyle bir uzaklaştırır, ortamımı değiştiririm. Şimdi alan değişikliği çok önemlidir. Şimdi kendi kliniğim olması çok büyük avantaj. Şimdi bir yerde sürekli 8 saat çalışmak durumunda olmak orada alan değişikliği falan yapamazsın öyle bir lüksün yok. O yüzden yani çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum ben. O yüzden de böyle zaten asistanlarım 12 yıldır yanında bir tanesi 8 yılda bir tanesi yanında 6 yıldır bir tanesi yanında çalışıyor. Yani onlar da zaten bakışımdan anladıkları için ekip de çok önemli. Bu iş ekip işi çünkü. Özellikle benim alanımda. Ee, yani gözüm kapalı güvenirim onlara. Yani güvenmek çok önemli hayatta. Ama kendi bilgine de güveneceksin. Kendine de güveneceksin. Birçok insanda bu problem var. Özgüven eksikliği. Bunu dışarıya yansıtmaz kimse. Üstünü örter gene dediğim gibi halının altına Halınlar. süpürürler. Hı hı. Ee, ama bunu hissettiğin anda kendini toparlamayı da bilirsen e, problem kalkıyor. Ama hani atıyorum kendi eşimde ya da çocuğumda ve tabii ki psikolog arkadaşlarımı arıyorum. Hıdır. Gökhan, Gürdal şu, bir arayın benimkileri bir alın falan mutlaka hak ediyorum. Ee, biz ailecek e, hani kendi mesleğimden dolayı da e, psikologlara gideriz. Terapiler alırız. Hı hı. E, bu olmalıdır zaten. Adana'da da bu oturduğunu düşünüyorum ben. Yani Adana'da da ben bu konuda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Eskiden bu tür şeyler yine üstü örtülürdü psikoloğa gizli. Gülseren yani sağ olsun. Onun sayesinde belki insanlar biraz daha psikolojiye bakış açısı değişti diye düşünüyorum ben hı hı. tüm Türkiye hı hı. genelinde. Peki şunu soracağım Gülseren. Birçok eğitime gidiyorsunuz. Bir önümüzdeki günlerde de gideceksiniz. Hı hı. E, ailenizde bu eksi olarak yansıyor mu? negatif olarak Yok çok şükür yansımıyor. Çünkü bir sürü ailecek gidiyoruz eğitimlere. <laughs> hani ben... E, Tek gitmiyorsunuz? E, yok tabii. Yani ben e, bir ya bir gece maksimum iki gece e, bırakırım ailemi. Onun dışındaki eğitimlerin hepsine çoluk, çocuk, kocam falan hep birlikte gideriz. <laughs> <laughs> Onlar o şehirde gezmelerini yaparlar. Ben gündüz eğitimdeyken akşam hep birlikte oluruz. E, diyorum ya zamanımı iyi yönetirim. Hani iş yerinde de sabah e, 7'de evden çıkıyorum ben. 7 çeyrek geç iş yerindeyim. E, çocuğumu eşim bırakıyor okula. E, akşam 7'ye kadar full çalışıyoruz. Ve dönüşte de diyorum ya kendi enerjine iyi sahip çıkarsan kocana da, çocuğuna da, arkadaşlarına da, gezmene de her türlü zaten enerjin ve zamanım olur arkadaşım. Bunu da çok şükür ki yani iyi yapabildiğim için e, bilmiyorum evdekilerin şikayeti yok. Aradılar mı seni bilmiyorum. Yani Sen ne haberi varsa bu durumdan bilemiyorum. <laughs> Hayır bu genel bir e, yok, çok Genel bir hani Hı -hı. sorudur. Hı -hı. E, peki başarı için insanlara ne tavsiye edersiniz? Siz kendi hayatınızdan, kendi kendilerine yatırım yapsınlar. Evet. Yalnız kendilerinden yatırım yapmak anlamında hani kendine iyi kıyafetler al, şöyle git doktorlara git anlamında ruhlarına iyi yatırım yapsınlar. Hastalıklar bir sonuçtur. Sizin mesela bir mideniz falan var mı? Şu an yok. Karın ağrısı değil, bel ağrısı. Para kaygısıdır mesela. Demek ki ödemeler var bu aralar sizin. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, şimdi, bugün beyin cerrahı. ne söyleyeceksen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi diyorum ya, hastalıklar bir sonuçtur gerçekten. Evet. Ben mesela ön görüşmemi hep kendim yaparım danışanlarla. Hani asistanlarımla değil, direkt benimle muhatap olurlar. Ee, i̇lk ön görüşmede hep de derler ki, şimdi niye seans randevusu niye ön görüşme Daha ön görüşmede sorduğum 2-3 soruyla, de yapacağım programları, neden o hastalıkla e, savaşıyor, onun sonucunu. Direkt zaten hani dediğim gibi seri çalıştığımız için biraz da e, sanırım günde e, bir işte 90-100'e yakın kişi görüyorum her gün. E, bunlara direkt hepsini aklımda tutma şansım olmuyor. O yüzden de biz programa direkt kişiyle bir 10 saniye konuştuktan sonra tık 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 programlarını yazarım. E, önemli olan da bu zaten. Niye bu kadar eğitim alıyorum? Ee, psikoloji alanı biraz zor bir alandır. Kişideki gelişimi görmek için seanslar alacaksın, anan anlat, baban anlat, kocan anlat, çocuğuna saatlerce konuşacaksın, videolar çektireceksin, ödevler vereceksin. Bu alan bu kadar basit bir alan değil. Ama bunu pratikleştirmek lazım. Ee, tek bir refleksiyle, tek bir göz hareketiyle, hastalığıyla bir takım renk çalışmaları yaparız mesela. Seçtiği renkle kişinin az çok altyapıdaki kaynağını bulmak ve ona göre bir çalışma yapmak lazım. Hani e, benim aslında en çok avantajım o. Bunu iyi yaptığım için. E, i̇şte bu eğitimlerin bir bütünü bu. Bunu iyi yaptığım için de e, çok şükür sonuca çabuk ulaşıyoruz. O yüzden de 40 kişilerin tercihi oluyoruz. Çok pozitifsiniz. Teşekkür ederim. Hep öyleyim ha. Vallahi bak sadece onu, onu burada değil ettim. hep <gülüyor> <gülüyor> çok şükür öyleyim. İşinizle alakalı bu. Evet, Pozitif. işimle alakalı. Çünkü e, diyorum ya hobi yapıp Üzerine para kazanıyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Sonra ben eklemek teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten çok güzel bir yayınınız var. E, zaten İnci Hanım'ı da çok severim. E, bu yayınların çoğalmasını diliyorum ben. Hatta bu yayınların yerel kanallara geçmesini çok isteriz. En büyük e, hani idealim o diye düşünüyorum. E, çünkü Adana'da bu tür programlarımız çok az, kısıtlı. E, özellikle bunlar birbirine zincir gibi tetiklenir, daha çok böyle ses getirirsek Türkiye'de çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili Gazete TV izleyenleri Yasemin Kutluvaran'la güzel bir program gerçekleştirdik. Prestij'in bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.